Merhaba arkadaşlar, Lölönöle'ye hoş geldiniz. AUZEF Çocuk Gelişimi Bölümü Gelişim Psikolojisi Dersi Ünite 13 soruları yapacağız. 1. Aşağıdakilerden hangisi yüksek sosyoekonomik düzeyden gelen genç yetişkinlik döneminde bulunan bireylerle ilgili değildir? Söz sosyoekonomik düzeyi yüksek kesim, daha geç evlenmekte, daha az çocuk sahibi olmakta, daha geç emekli olmakta ve mesleki faaliyetlerini daha uzun devam ettirmektedirler. Burada değildir denmiş. Cevabımız E. Daha az okuma süresi. 2. Bühler'e göre genç yetişkinlik dönemi olarak kabul edilen yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A. 18-35 yaş, B. 20-40 yaş, C. 25-45 yaş, D. 20-30 yaş, E. 35-45 yaş. Cevabımız C. 25-45 yaş. 3. Aşağıdakilerden hangisi Harvey Kurst'un genç yetişkinlik dönemi gelişim görevlerinden değildir? Harvey Kurst'un genç yetişkinlik dönemi gelişim görevleri eş seçme, ekonomik bağımsızlığın kazanılması, meslek sahibi olma, sosyal ortamlara girme ve sürdürme ve aile kurmadır. Burada değildir denmiş. Cevabımız E. Cinsel olgunluğa erişme. 4. Yetişkinliğin fiziksel olarak altın çağı olarak adlandırılan yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A. 20-35 yaş, B. 20-40 yaş, C. 20-45 yaş, D. 20-25 yaş, E. 20-30 yaş. Cevabımız B. 20-40 yaş. 5. Piaget'e göre kaç yaşından sonra mantıksal soyut ve idealist düşünme yapıları ortaya çıkmaktadır? A. 8 yaş, B. 9 yaş, C. 10 yaş, D. 11 yaş, E. 12 yaş. Cevabımız D. 11 yaş. Ayrıca Piaget, genç yetişkinlerin ergenlere göre düşünme süreçlerinde niceliksel olarak daha ileri ve daha fazla bilgiye sahip olduklarını vurgulamaktadır. 6. Akıcı ve kristalize zeka kuramının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir? A. Cattell, B. Piaget, C. Arnott, D. Jung, E. Gould. Cevabımız A. Cattell. Cattell'in akıcı ve kristalize zeka kuramına göre akıcı zeka, motor davranışlardaki hız, bellek ve şekilsel ilişkiler gibi yetenekleri içerir. Kristalize zeka ise sözel, akıl yürütme ve kavrama gibi yetenekleri içeren ve eğitimle gelişen zekadır. 7. Alkol bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımının zirve yaşları aşağıdakilerden hangisidir? A. 18-40 yaş, B. 15-25 yaş, C. 20-25 yaş, D. 25-30 yaş, E. 15-20 yaş. Cevabımız A. 18-40 yaş. 8. Yaşamıma katmak istediğim neler var? Zamanımın büyük çoğunluğunu nereye ve nasıl harcıyorum? Bu hayatta yaşamımı anlamlı ve doyurucu hale getirecek ne tür ilişkilerim var? Sorularına yanıtlar arandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. İleri yetişkinlik, B. İlk çocukluk yılları, C. Orta yetişkinlik, D. Ergenlik, E. Genç yetişkinlik. Cevabımız E. Genç yetişkinlik. 9. Kişinin kendini görüş ve algılayış tarzıdır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Kişilik, B. Mizaç, C. Kimlik, D. Benlik, E. Benlik saygısı. Cevabımız D. Benlik. 10. Aşağıdakilerden hangisinde genç yetişkinlik dönemi arkadaşlık ilişkileri ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A. Erkekler daha fazla sayıda arkadaşa sahip olmaktadır. Bu yanlış. Zaten soruda yanlış bilgi denmiş arkadaşlar. Diğer şıklara da bakalım. B. Kadınlar arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde konuşmayı tercih etmektedir. Doğru. C. Erkekler arkadaşları bir araya geldiklerinde ev dışındaki aktivitelere yönelmeyi tercih etmektedir. Doğru. D. Kadınlar ilişkilerinde deneyimlerini, duygularını ve fikirlerini paylaşmaktadır. Bu da doğru.
erkekler ilişkilerinde aradaki mesafeyi koruma konusunda daha dikkatli davranmaktadır. Bu da doğru. Zaten bu soruda yanlış bilgidenmiş. Cevabımız A. Erkekler daha fazla sayıda arkadaşa sahip olmaktadır. Aslında bunun da doğrusu kadınlar daha fazla sayıda arkadaşa sahip olmaktadır. Evet arkadaşlar, başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Testi yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak siz de yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.